BITS adına BITS'li olmaktan bugün için gurur duydum, onur duydum. Bugün burada ilk bu kadar sayıda 420 sporcu sayısında kayaklı koşu eleme yapmamız bir gurur vericiydi. Özellikle BITS halkına, BITS il müdürüne, BITS'teki hemşerilerime çok teşekkür ediyorum. Bildiğiniz gibi bizim yarışlarımız başladı. Kayak Federasyonu'na 13 Eylül'de geldik. 13 Eylül'den bu yana çalışmalarımıza başlıyoruz. Başladık. İyi de gidiyoruz. Yarışmalarımız her yerde yapılıyor. Ama dün Kayseri'de bir yarışmamız hava muhalefeti dolayısıyla iptal oldu. Ama ileriki günlerde hepsini telafi edeceğiz. Başarılıyız. Başarılı gitmeye çalışıyoruz. Hep söylediğim şey spor yapacağız. Spordan başka şeylere bulaşmayacağız. Spor için her şeyimizi ortaya koyacağız arkadaşlarımla beraber. Sahada olan sayı yani 2000-3000 tane sporcumuz var. Bu tabii ki 5 branşı kapsıyor. İşte kayaklı koşu, biatlon, snowboard ve alt disiplini olarak. Ama işte en büyük yarış kayaklı koşu. Ve kayakın branşların içinde en baba spor da bu. Gördüğünüz gibi çok zor şartlarda yapılıyor. Hepsinde bir yol alıyoruz. Ama özellikle size bir spor dalı dersen atlama dalında başarılı olacağımıza inanıyorum. Çocuklarımız şimdi Erzurum'da biliyorsun rampalarımız orada. Orada atlıyorlar. İleriki günlerde işte yurt dışı yarışlarına gidecekler. Zaten geride değiliz ama çok da ileride değiliz. Orta seviye diyebilirim ancak. Ama çok iyi yerlere gelmemiz lazım. Artık olimpiyatlarda veya dünya şampiyonlarında ilk 20'ye girmemiz lazım gerektiğine inanıyorum. Tesisleşme alanında biliyorsun bizim komus da bilir. Alt disiplini tesisimiz var. Bir de Nemrut'ta var. Bir de şimdi bu kayaklı koşu pistimiz var. Zaten komustaki tesislerimizde bir sorunumuz yok sporcu yetiştirme adına. Ama oraya bir karlama, suni karlama sistemi düşünüyoruz. Bildiğiniz gibi artık kayak sporu alt disiplini buzda yapılıyor. Yumuşak karda yapılmıyor. Orada dere de yakın. İnşallah bu sene deneyecekti, kar yağdı. Yağdırabilir miyiz diye düşünüyoruz. Böyle bir suni karlama sistemi yapmayı düşünüyoruz. Burası için iyi bir şey, proje geliştirmek istiyoruz. Demin il müdürümle de görüştüm. Burada bir sporcu eğitim merkezi yapmak her zaman sporcunun kaliteli çıkmasına sebep olur. Bunu da arkadaşlarımız başarır. İnşallah bunu da yapmaya çalışacağız. Gibi fevkalede sporcuların potansiyeli iyi gibi gördüm. Aslında ilimize veren federasyon başkanımıza ve yönetim kuruluna teşekkür ediyoruz. Bu süreçte yaklaşık 3-4 gündür tüm ekip olarak canla başla çalışıyoruz. Elimizden geldikçe tüm illeri memnun etmeye çalışıyoruz. Gecemizi gündüzümüzü katmışız. Hani bu süreçte gerçekten çok güzel bir organizasyon oldu. Yarışmalarımız çok güzel geçti. 420'ye yakın sporcumuz yarıştı. Birçok ilin hani duyduklarımız kadarıyla çok memnun öğrencilerimiz, sporcularımız. Kayaklı koşu olarak mevkimiz çok güzel. Eleman Hanı hani tarihi bir yer ve etrafında spor yapıyoruz. Hani geçen yıl kar yağmadı ama sürekli kar alan bir yıl. Merkezde kar olmadan burada kar yağıyor. Sürekli çalışıyoruz. İnşallah çok daha iyi yerlere geleceğiz. Federasyonumuz yeni bir federasyon. Çok imkanlar bize tanıyor. İnşallah biz de bu imkanları değerlendireceğiz. Elimizden gelen ne varsa yapmaya çalışıyoruz. Başkanım.